Herkese merhabalar, Gizemli Mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizler için çok güzel bir tarif hazırladım. Fransa'dan gelen bir tart yapacağım bugün. Kiş yapacağız efendim. Ispanaklı benim de çok severek yaptım ve inanılmaz lezzetli oluyor. Ayrıca da çok pratik bir tart. 5 çayları için veya böyle akşamları işte salatayla beraber tüketebileceğiniz çok güzel bir yemek türü. Dilerseniz hemen şöyle malzemelerimizi alalım. Ondan sonra da geçelim hemen tarifimize. Evet, ıspanaklı kiş için neler gerekli? İlk önce hamuru için 1 su bardağı un, 2 yemek kaşığı tereyağı, tuz ve su. İç harcı için de ben bugün ıspanaklı yapacağım için bir demet ıspanak, bir adet soğan, bir adet kırmızı kapya biber, bir paket krema, tuz, karabiber, pul biber, biraz zeytinyağı. Üzeri için ise kaşar peyniri kullanacağım. Siz üzerine beşamel sos da yapabilirsiniz. Onu zaten ben tarife verirken sizlere ileteceğim. İlk önce hamuru için bir karıştırma kabına unu ve tereyağını koyuyoruz. Güzelce şöyle bir onları ufalıyorum. Daha sonra biraz tuz ve suyla güzel bir hamur elde ediyorum. Daha sonra bugün benim vaktim biraz kısıtlı olduğu için ben hemen tart kalıbımı, hamurumu güzelce yayacağım. Ama eğer sizin vaktiniz varsa biraz dinlendirebilirsiniz hamurunuzu. İç harcı için ise önceden yıkadığım ıspanaklarımı güzelce ufak ufak doğruyorum. Biraz soğanım var, onu da ufak ufak doğrayacağım. İlk önce kullanacağım tencereme veya tavama güzel şöyle bir zeytinyağı döküyorum. Daha sonra soğanımı, daha sonra da biberimi ekleyip şöyle onları güzelce bir soteleyeceğim. Daha sonra ıspanağımı göndereceğim. Krema, kullanacağım baharatlarım. En son da dilerseniz üzerine ıspanağın içine dökebilirsiniz kaşarı ya da tartınız piştikten sonra üzerine ıspanak karışımını döktükten sonra üzerine kaşar peynirini döküp o şekilde de gönderebilirsiniz fırınıza. Sonra da servis edebilirsiniz. Çok pratik zaten. Hemen dilerseniz şöyle tarifimize geçelim. Yapılışında ben zaten adım adım sizlere göstereceğim. İlk önce dediğim gibi bir karıştırma kabı alıyorum. Unumu gönderiyorum. Ve biraz tereyağım var. Şunu iletmek istiyorum. Tereyağını oda sıcaklığında bekletmeniz gerekiyor. Çünkü hamurunuzu açarken en azından daha kolay bir şekilde tereyağı içinde erimesi gerekiyor. Hamurunuzu karıştırırken ve yoğururken. Yanınızda da biraz un bulunsun. Eğer un az gelirse kullanabilirsiniz. Zeytinyağı da kullanabilirsiniz, içine koyabilirsiniz ama hiç gerek yok zaten tereyağlı bir hamur olacağı için. Ben şöyle hemen dirseklerimi sıvayayım ve başlayayım. Kiş efendim Fransa'dan, Fransa'nın ürettiği bir tart. Genelde Kiş Loren'den geliyor. Tabii bizim de ülkemizde şöyle yapılmaya başladı. Şöyle ufak ufak ilk önce tereyağını böyle bir eritiyorum içinde. Biliyorsunuz benim tariflerim genelde 2 kişilik veya 4 kişilik ufak yapmaya çalışıyorum porsiyonlarımı. Fakat tabii ki siz eğer daha fazla yapmak istiyorsanız tarifleri çarpı 2 yapabilirsiniz. Şöyle ufak ufak güzelce ufalıyorum. Dediğim gibi oda sıcaklığında olursa tereyağımız çok güzel bir şekilde ufalanır. Gördüğünüz gibi. Şimdi biraz su ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi toparlanıyor. Şimdi bu aşamada yanımızda un bulunsun. Unu yavaş yavaş içine koyabilirsiniz. Şöyle. Ve güzelce hamurumu yoğuruyorum. Efendim bugün çok üzücü bir haberle uyandık. Sevgili Cüneyt Arkın vefat etmiş. Buradan başsağlığı diliyoruz. Ben onun filmlerinde büyüdüm tabii ki.
Allah ailesine sabır versin, mekanı cennet olsun. Çok zor bir durum. Evet, şimdi şöyle hafiften topladım. Şunu şöyle kenara alıyorum. Evet, gördüğünüz gibi hamurum güzelce toparlandı. Geri kalan şöyle unları biraz üzerine. O sırada fırınımız açık olsun ki fırınımız açık olursa daha kolay bir şekilde hemen pişer tartımız. Tartın üzerine biraz baskı yapması için dilerseniz dolmada kullandığımız kapaklar oluyor. Evlerde genelde hanımların kapakları oluyor. Hani o kapaktan da kullanabilirsiniz veya eğer elinizde varsa genelde bakliyat karışımı oluyor. Evet, gördüğünüz gibi hamurum hazır. Şimdi hemen ellerimi yıkayayım. Şöyle güzelce ellerimi yıkadım. Şimdi hamurumu kullanacağım. Tart kalıbımı alıyorum. Şunu da şuradan alayım. Bir şeyi kırmadan ve dökmeden. Evet, şimdi hamurum hazır. Çok az bir tereyağı. Çok az o da. Hani yapışması için. Siz tabii yapışmayan bir tart kalıbınız varsa onu da kullanabilirsiniz ama ben riske atmak istemedim. Zeytinyağı da kullanabilirsiniz buna. Fırınım açık mı? Hemen bakalım. Evet, fırınım açık. Şimdi şöyle sadece yayıyorum tartımı. Evet, gördüğünüz gibi tartım. Şimdi şöyle birkaç tane delik açayım. Zaten ince bir hamur olduğu için hemen pişecektir. Ben ince bir hamur açtım. O yüzden üzerine hiçbir şey koymayacağım. Ama siz biraz daha kalın bir hamur açarsanız üzerine bir kapaması için en azından böyle kabarmaması için bir şey koyabilirsiniz. Ben şimdi hemen gönderiyorum. Evet, o pişerken de hemen iç harcıma geçeceğim. Evet, şimdi iç harcım için neler kullanıyorum? Bir adet soğanım var. Bir adet de kapya biberim. İlk önce soğanımı güzelce ufak ufak doğrayacağım. O sırada ocağımı açayım. Biraz zeytinyağı. Evet, şimdi ufak ufak
Gördüğünüz gibi ilk önce ne yaptım tart hamurum için? Güzelce unumu ve tereyağımı bir karıştırma kabına aldım ve yoğurdum güzelce. Daha sonra suyumu ekledim. Güzelce bir böyle onun da karışımımı yaptım. Suyumu ekledikten sonra böyle hafif cıvık bir hamur olduğu için o yüzden tekrardan dediğim gibi yanınızda bir kapta böyle un kalırsa toparlamanıza yardımcı olacaktır. Şimdi hemen soğanımı gönderiyorum. Ve bir adet kapya biberim var. Hemen şöyle altını biraz daha açalım. Evet, kapya biberimi de ufak ufak doğrayacağım. Şöyle. Çekirdeklerini alıyorum. İlk önce uzun şerit şerit kesip ondan sonra da ufak ufak doğrayacağım. Ve soğanımla güzelce onları soteleyeceğim. Dilerseniz siz farklı karışım da yapabilirsiniz. Özellikle Fransa'da tavuklu yapılıyor. Kişi alttan ilk önce güzel bir şekilde tartını yine hazırlıyorlar. Daha sonra üzerine bir tavuk karışımı yapıyorlar. Ve tavuk karışımının üzerine de beşamel sos ve güzelce böyle bir kaşarla o şekilde de fırına gönderiyorlar. Ben bugün ıspanaklı tercih ettim. Dediğim gibi siz nasıl tercih ederseniz. Şimdi ufak ufak doğradığım soğanlarım var. Güzelce bir onları koteliyorum. Ondan sonra biraz biberim olacak ve ıspanaklarım. Ispanaklarımın saplarını kullanmıyorum. Güzelce soğanım sotelenirken ben de o sırada ıspanaklarımı ayırıyorum. Tabii ki ben çok fazla miktar yapmayacağım için ona göre ıspanak kullanacağım. Biliyorsunuz zaten ıspanak da çok çabuk ufalan bir sebze o yüzden. Şöyle. Evet. Güzelce şimdi soğanım soteleniyor. İçine biberimi gönderiyorum. Biberimi de güzelce koteliyorum. Şimdi ıspanaklarım var. Ispanaklarımı dilerseniz şöyle ortadan kesip de yapabilirsiniz. Genelde sebzelere çok bıçak vurulmaz. Fakat bunların ufak ufak olması gerekiyor. O yüzden. Şöyle güzelce. Biberim ve soğanım soteleniyor. Şimdi ıspanağımı göndereceğim. Hemen bir kişime bakayım ne durumda. Evet, o da pişiyor. Çok iyi. Bir şekilde ıspanağımı göndereyim. Bir
biraz daha kullanacağım. Biliyorsunuz ıspanak kendini ufaltıyor. Şöyle. Ispanakları güzel yıkadığınızdan emin olun. Ya da marketlerde artık yıkanmış bir şekilde de satılıyor. Biraz daha kesiyorum. Yine aynı şekilde gönderiyorum. Evet. Şimdi biraz baharat ekleyeceğim. Şöyle şunları kenara alayım. Evet, şimdi biraz baharat ekledikten sonra kremamı gönderebilirim. Biraz tuzum var. Biraz karabiber. Biraz da tuz biber. Pul biber kullanacağım. Tuz. Tamam. Evet, baharatlarımı da kullanıyorum. Kenara alıyorum onları. Şimdi güzelce ıspanak da pişti. Şimdi bu aşamada kremamı gönderebilirim. Biraz da altını kısıyorum. Gördüğünüz gibi kremamla biraz pişiyorlar. Dilerseniz bu aşamada kaşar peynirini gönderebilirsiniz. Ama ben üzeri hafif böyle kızarsın diye fırında göndereceğim. Şu anda zaten hazır. Şöyle altını kapatayım. Hemen bir tartıma bakayım. Ve üzerine gönderelim efendim karışımımızı. Şöyle şunu bir böyle alalım. Hemen çıkarmak için şuradan bir eldivenimi bulayım ben. Ya da şunu kullanalım. Evet, tartım da olmuş. Şimdi üzerine karışımımı gönderebilirim. Ve tekrardan kaşar peynirini koyup fırına. Şöyle düzleştiriyorum. Dilerseniz bu aşamada beşamel sos da kullanabilirsiniz. Ama ben zaten kremayla yaptığım için evet, şimdi tekrardan fırına ve hafif şöyle kaşar peyniri kızardıktan sonra çıkartabilirim. O sırada sunumumu ben hemen ayarlayayım. Şöyle. Altına böyle bir yükseltici kullanacağım. Evet efendim, ne yaptık? Hemen şöyle bir toparlayalım isterseniz. İlk önce hamurumu geniş bir kaba, unumu aldım, tereyağımı aldım ve güzelce tereyağımı ufalttım. Unla beraber şöyle bir karıştırdım. Biraz su kullandım, toparladım hamurumu. Daha sonra biraz un ekledim ve hamurumu tamamen toparlamış oldum. O biraz dinlenebilir isterseniz ya da hemen kullanacağınız tart kabına güzelce yayabilirsiniz. Ya da merdaneyle açıp da koyabilirsiniz ama tart kalıbın üzerinde yapmak daha kolay oluyor.
Daha sonra fırına gönderiyoruz. Bir üzerine ağırlık yapması için bir şey kullanın ki kabarmasın tart hamurunuz. Ben bugün ince açtığım için çok fazla bir şey koymama gerek kalmadı. Bir tarafta kullanacağımız harcımız için ne yaptık? Ispanağımız vardı. Ufak ufak doğradığımız soğanımız vardı. Biraz da kapya biberimiz. İlk önce zeytinyağı ile güzelce bir tavada soğanımı ve kapya biberimi soteledim. Daha sonra ıspanağımı kullandım. Güzelce baharatlarımı ekledim ve kremamı gönderdim. Tartım o sırada pişmiş olacak. Zaten hazırladığım harcımı tartımın üzerine gönderiyorum. Biraz da kaşar peyniri ve tekrardan fırına. Böyle hafif kaşar peynirleri eridikten sonra ve kızardıktan sonra alabilirsiniz ve servis edebilirsiniz efendim. Tariflerimizi de TGT EU TV sayfalarından takip edebilirsiniz. Facebook, Instagram ve Twitter'da varız. YouTube'da da aynı şekilde bütün bölümlerimiz ve bütün programlarımızın bölümleri de orada yayınlanıyor. Herhangi bir tarifimizle ilgili bir sorunuz olursa da ben kendi sosyal medya hesabımdan severek yardımcı olmak isterim. Zaten genelde buradan benim sizlere aktarmaya çalıştığım pratik evde yapılabilecek, ayrıca dışarıda da yiyebileceğiniz ama evde de yapabileceğiniz pratik tarifler, çünkü malum şu anda dışarıda yemek yemek bayağı bir pahalaştı. O yüzden elimizden geldiğince elimizde olan malzemelerle dışarıda yiyebileceğimiz yemekleri evde pratik bir şekilde nasıl yapabiliriz? Ben buradan sizlere bunu aktarmaya çalışıyorum. O yüzden herhangi bir buradan size aktarmama veya yapmam istediğiniz bir tarif varsa da lütfen bana ulaşın. Severek yardımcı olmak isterim. Şimdi hemen şöyle bir bakayım tekrardan. Evet, çok güzel bir şekilde tartım çok güzel bir şekilde oldu. Kaşar peynirim de erimiş. Biraz kızardıktan sonra hemen alacağım zaten. Dilerseniz şöyle yapalım. Bir malzeme listemizi alalım. Tekrardan şöyle bir malzeme listemizi okuyalım. Ondan sonra tartımızı sunalım ve hafiften kapanışa geçelim. Evet, ıspanaklı kiş için neler gerekli? Hamuru için 1 su bardağı un, 2 yemek kaşığı tereyağı, tuz ve su. İç harcı içinse 1 demet ıspanak, 1 adet soğan, 1 adet kırmızı kapya biber, 1 paket krema, tuz, karabiber, pul biber, zeytinyağı, üzeri içinse kaşar peyniri. Hamuru için ilk önce güzel bir karıştırma kabımı, unumu alıyorum ve tereyağımı, oda sıcaklığında beklettiğim tereyağımı alıyorum. Güzelce onları ufaltıyorum ve biraz kuyumu ekliyorum. Dilerseniz burada suyla beraber şöyle karıştırabilirsiniz. Biraz da tuz ekleyebilirsiniz içine. Güzel böyle hafif böyle cıvık bir hamur olduğu için yanımızda biraz un bulunsun. Unu biraz takviye yapıp güzel böyle bir hamur elde ediyoruz efendim. Dinlendirmeye bırakabilirsiniz isterseniz ya da hemen kullanacağınız tart kabına güzelce onu yayabilirsiniz. Daha sonra fırına gönderiyorum. Tartım güzelce böyle tart hamurum güzelce pişiyor. Bir yandan tavama güzelce ufak ufak doğradığım soğanlarımı ve kapya biberimi zeytinyağında soteliyorum. Daha sonra güzelce yıkadığım ıspanaklarımı da ufak ufak doğrayıp onu da gönderiyorum tavama ve güzelce soteliyorum. Biraz baharat kullanıyorum ve kremam var. Kremamı da gönderiyorum. Dilerseniz farklı bir tavada beşamel sos yapabilirsiniz. Beşamel sos da nasıl yapılıyor? Biraz un, biraz tereyağıyla güzelce ilk önce onu kavuruyoruz. Daha sonra fıçımızı gönderiyoruz ve böyle muhallebimsi bir kıvam elde ediyoruz. Krema koymak yerine ıspanaklı karışımımı ilk önce tartımın üzerine güzelce döküyorum. Üzerine o beşamel sosu da gönderiyorum ve kaşar peyniri. O da farklı bir tarif olabilir eğer elinizde kremanız yoksa. Fakat ben krema kullandığım için ıspanağımı güzelce kremamla şöyle bir tekrardan karıştırdım, soteledim ve tart hamurumun üzerine döktüm. Üzerine de kaşar peyniri gönderdim. Şu anda fırında çok pratik ve çok kolay bir şekilde oldu. Pişmek de üzere. Dilerseniz hemen çıkartayım onu. Sonra da böyle hafiften kapanışa getirelim. Evet. Gördüğünüz gibi şöyle biraz güzel gözüküyor mu? Altına biraz şey olmuş. Tamamdır. Eğer elinizde çeri domatesler mevcutsa süslemek için çeri domates kullanabilirsiniz. Çok güzel duruyor çeri domates. Böyle birkaç tane ortadan kesip güzelce şöyle birkaç tane üzerine koyarsanız servis için hazır efendim. Şimdiden afiyet olsun sizlere.
Evet, gizemli mutfaktan bugünlük bu kadar. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bizi izlediğiniz için sizlere ayrı teşekkür ediyorum. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Afiyet olsun.